Herkese merhabalar. Bugün sizlere bu büyük gelincik çiçeğimin yapımını paylaşacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi renk renk yapabileceğiniz bir çiçek. Hemen malzemelerine bakalım. İp olarak ben genellikle koton ip tercih ediyorum. Orta kalınlıkta kullanıyorum. Sonrasında şu iç kısmı için doldurmak için boncuk elyafımız var. Tığ olarak 3 numara 2.2 milim tığ kullanıyorum. Telimiz var, sıcak silikonumuz var. Telde de şu şekilde, şu kısmı için biraz kalınlıkta kullanıyorum. Bu şekilde 1 milimlik bir tel bu. Bu telimiz de yine şu kısmında ve sarı yapraklarda kullanılacak olan telimiz. O da 0.3 ya da 0.4 milimlik. Hangisini bulabilirseniz o teli kullanıyoruz. Yapımına hemen başlayabiliriz. Evet, sarı ipimi aldım bu şekilde. sihirli halka yaparak başlıyorum. Nasıl yapıyorduk? Bu şekilde tutuyorum. Şöyle, tam buradan geçiriyorum. Bu şekilde. İki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. Şimdi sihirli halkanın içerisine yedi tane yarım trabzan yapıyorum nasıl yapıyoruz tığımın başına bir kere doladım ipimi batıyorum tığımda 3 tane ilmek oluyor üçünü birden çekiyorum bir kere doluyorum battım 3 tane ilmek oldu üçünü birden çekiyorum bunun adı yarım trabzan bundan 7 tane yapıyoruz toplam 2 tane yaptım bunu 7'ye tamamlıyorum 3 Ve yedi. Evet. Şu ipimi iyice çekiyorum. Sihir halkamı tamamen kapatıyorum. Böyle. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şu şekilde çevirdik örgümüzü. Bakın nereye batacağız? Şimdi şurada iki tane dal var. Bakın görüyor musunuz? Şuradaki ilmekle, şurada görünen yerler ilmek gibi görünüyor ama değil. Biz şu ikisine batacağız. Şöyle tığımızı geçince zaten ikisini birden alıyor. Bu şekilde batıyoruz. Yarım trabzan yaparak devam ediyoruz yine. Batıyorum hemen zincirimizin dibine. Battım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şimdi yine tamın başında oladım. 4 tane yarım trabzan artırması yapıyorum. Yine şu ilmeklerden aldım. 1 Aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 Yan tarafa geçiyorum. 1 Aynı yere ikinci yarım trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde iki oldu. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Aynı yere iki. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir. Aynı yere ikinci yarım trabzanım. Bu şekilde. Şimdi son iki tane ilmeğim kaldı. Onlara da yarım trabzan örüyorum. Birer tane. Bir tane buraya. İkincisini de sonunculara batmak biraz zor oluyor bu şekilde çekiyorum 3 tane ilmek oldu içine birden çektim böyle ikinci sıramızı tamamladık iki tane zincir çekiyorum örgüm yine çeviriyorum böyle döne döne öreceğiz bir kere doladım tığıma bir tane yarım trabzan yapıyorum yine zincirin dibinden batarak bu şekilde bir tane yarım trabzan yaptım Yan tarafa bir tane daha yapıyorum. 2. Şimdi bir tane yarım trabzan artırması yapıyorum. 1. Aynı yere 2. Bir tane tekli yarım trabzan yapıyorum. Bir tane yani artırma eksikliğini yapmadan. İki tane yarım trabzan artırması yapıyorum. Yan yana bir. Aynı yere iki. Yan tarafa bir tane daha artırma yapıyorum. Hep yarım trabzanla örüyoruz. Şurayı düzeltelim. Bir, aynı yere iki. Evet, bir tane yan tarafa yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan artırması yapıyorum. verdiğim sayılardan daha kolay takip edebilirsiniz. 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Son 3 tane kaldı zaten. Onların üzerlerini yarım trabzanla dolduruyorum. 2 Sonuncu dayım 3 Bu şekilde 3. sıramızı da tamamladık. 2 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum örgümü bu şekilde. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimin üzerine yarım trabzanla dolduruyorum. Toplam 15 tane yarım trabzan oluyor. Tek tek hepsini dolduruyorum. 1 2 Bunu 15 yarım trabzana tamamlıyorum. Bu şekilde 15 tane yarım trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum yine. Burada bir tane şurada bir ilmeğimi atlıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şunu atladım bakın. Şu ilk batmamız gereken. Atlıyoruz, yan tarafa geçiyoruz. Buraya batıyorum. 2 tane yan yana bir sık iğne örüyorum. 1 yan yana 2. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi tığımın başına doluyorum. 10 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2. ve 10. 10. yarım trabzanımı da tamamladım. Şimdi iki tane ilmeğim kaldı. Bu ikisine sık iğne ile tamamlıyorum. Dolduruyorum ikisini. Birinci sık iğnem. Yan tarafa ikinci sık iğnem. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum bu şekilde. 6. sıraya geçtik. 6. sırada yine bir tane şuradaki ilmeğimi atlıyorum. Bakın hemen Şurayı atlıyorum. Buraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum yine. 1 yan tarafa 2 yan tarafa 3. 3 tane yan yana sık iğne yaptım. Tım başını doladım. 3 tane yarım trabzan yapıyorum yan yana. 1 yan tarafa 2 bir yana 3. Şimdi Yine tığımın başına doluyorum. Bakın tam orta noktaya geldim. Burada aynı yere şu ortaya aynı yere 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 Aynı yere 2 Ve yine aynı yere 3 3 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi 3 tane yan yana yarım trabzan örerek devam ediyorum. 1 2 ve 3 2 tane sık iğne yapıyorum 1 2 2 tane sık iğnem de yaptım şu sonuncuya ilmek kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekiyorum şimdi artık nasıl yapacağız dönmeyeceğim şu şekilde şu kenarları kenarlarını bütün hepsine batarak sık iğne ile dolduracağız. Bütün kenarları bu şekilde dolanarak sık iğne ile dolduruyorum. Şu üst kısma gelene kadar sık iğne ile dolduruyorum. Nasıl yapıyorum? Şu şekilde bakın herhangi bir yere batarak kenarlara denk gelecek şekilde sık iğne ile dolduruyorum. Sayısı hiç önemli değil. Şu şekilde bütün hepsinin üzerine sık iğne ile dolduruyorum kenarları şu uç noktaya gelene kadar dolduralım bakın bütün kenarları alt kenarlarını sık iğne ile doldurdum şimdi üst noktaya gelmiş şu ipimi de yürüttüm ben şurada başladığımız ipi şu üst noktaya geldim burayı iki tane sık iğne yapıyorum başlangıcına bir yanına iki yan yana iki tane sık iğne yaptım şimdi tamam başına doluyorum bütün buradaki üstüne ilmeklerimin üzerine aynı deliğe 3 tane yarım trabzan yaparak öreceğim sadece sonda iki tane ilmeğim kalana kadar örüyorum başlayalım hemen Şu şekilde 3 tane ilmeğim oldu üçünü birden çektim aynı yere ikinci yarım trabzanım aynı yere üçüncü yarım trabzanım yan tarafa geçiyorum aynı yere bir 2, 3. Aynı yere 3 tane yarım trabzan örerek devam ediyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde sonda iki tane kalana kadar, şu son iki ilmeğim kalana kadar örüyorum. Evet, bu şekilde bakın, hepsinin üzerine üçer tane yarım trabzan yaparak tamamladım. Şimdi son iki tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini de sık iğne ile tamamlıyorum. Bu şekilde şuraya ilmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Bir üst sırayı telle öreceğiz artık. Bu şekilde tamamladık. Şimdi hemen telimi al alıyorum. Şöyle etrafından ölçerek Şöyle bakın. Etrafını biraz uzun bırakın şu kısmında. Uzun bırakın etrafını ölçün. O şekilde telinizi ayarlayın. Şimdi hemen bir başlangıç ilmeği yapıyorum. Başlangıç ilmeği yapıyorum hemen. Bu şekilde şu sihirli halka yaptığımız yer vardı ya. Oradan tam ortaya denk gelecek şekilde üstünü sık iğnelerle dolanmıştık. Oradan tam orta noktadan batıyorum. İpimi oraya bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Telimi alıyorum. Telimi şu şekilde bakın. Şöyle kıvırıyorum arkaya doğru örerken kolaylık olması için. Şimdi hemen zincir yaptığım yani ipimi bağladığım yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. Sık iğne. Bu şekilde bütün sırayı şuraya gelene kadar başladığımız yere gelene kadar telle birlikte sık iğne yaparak örüyoruz. Hemen tamamlayalım, hiç artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde sık iğne yaparak tamamlıyorum bütün sırayı. Tamamlayalım. Evet, bütün sırayı böyle sık iğneyle tamamladım. Sonuncuya geldim. Başlangıçta ilk yaptığım yere sık iğne yani batıyorum. Bakın hemen şuraya ilk yaptığım sık iğneme batıp ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. İşte telimin etrafını dolayacak şekilde. Şurayı da ben şöyle bakın şöyle çekiştirirseniz düz bir görüntü elde edebilirsiniz. Şu şekilde elinize düzenleyebilirsiniz. Yani şu şekilde telimi kıvırıyorum. Telimi kıvırıp ipimi etrafına sarıyorum. Bunu hemen şöyle göstereyim. Şu üst kısımlarını şöyle elimizle şekil veriyoruz. Bakın. Şöyle kıvırarak içinde tel olduğu için bakın. Böyle şekil veriyoruz elimizle. Böyle kıvrımlı bir yapı elde etmiş oluyoruz. Diğer parçalarını da alalım. 4 tane bu parçadan toplam Dört tane örüyoruz. Gördüğünüz gibi bunu dörde tamamlayın. Şu iç kısmının tamurcuğunu anlatayım. Evet, yeşil ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Şu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum hemen. Şu ipimi biraz çekiyorum. Evet. Şimdi sihirli halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ipimi kapatıyorum sıyla kapatıyorum yani şu ilk yaptığım sık iğneye bakın ilk yaptığımız sık iğne şurası batıyorum ilmek kaydırmayla kapatıyorum Hız kapatıyoruz. Direkt çekiyoruz. Bir tane zincir yapıyorum. İkinci sıraya geçtim. İkinci sırada bütün ilmeklerimin üzerine ikişer tane sık iğne ile dolduruyorum. Toplam 5 tane artırma yapıyorum yani. Sıra sonunda 10 tane sık iğnem oluyor. Hemen zincir yaptığım yerin dibinden batıyorum. Bakın yan taraftan batmayın. Sayınız az olur o zaman. Zincir yaptığımız yerin dibinden batmamız gerekiyor. Şu şekilde Buradan battım. bir Aynı yere tekrar batıyorum. 2 İki. İki tane sık iğne yaptım aynı yere. Yan tarafa geçiyorum. bir Aynı yere 2 Evet, 10 tane sık iğnem oldu sıra sonunda. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıp yapıyorum direk çekiyorum bir tane zincir yapıyorum Evet üçüncü sıraya geçtik şimdi burada blo olarak öreceğiz bütün sırayı blo ne oluyor hemen ona bakalım sık iğnemizin şu şekilde bakın iki tane hemen şöyle göstereyim şu şekilde iki tane dalı var değil mi biz bakın iki tane dal var biz şu arka dalından alacağız şu ön tarafı hiç ellemeyeceğiz tamam mı nasıl yapıyoruz hemen başlayalım 5 kere bu sırada 5 kere azaltma yapıyoruz şu ne diyorduk nasıl yapıyorduk arka ilmeklerinden alıyorduk değil mi bakın hemen şuradan battım aldım ama çekmiyorum bunu yan taraftan da alıyorum eksiltme yapıyoruz çünkü aldım tam da 3 tane oldu hepsini birden çekiyorum yan tarafa geçiyorum şimdi bir tane eksiltme yaptık burada yan tarafa geçiyorum hemen şuraya batıyorum arka ilmekten ipimi çekiyorum bu şekilde yan tarafa batıyorum yine arka taraftan aldım üçünü birden kapatıyorum bu eksiltme oluyor yan tarafa geçtim hemen şuradan battım ipimi aldım bir yana geçiyorum bu şekilde üçünü birden kapatıyorum 5 kere eksiltme yapıyoruz burada 3 tane yaptım. 4. eksiltmemi yapıyorum şimdi. Ve son eksiltmemi yapıyorum. 5 kere eksiltme yaptık. Hemen ilk yaptığımız yere batıyoruz. Şimdi küçük parçalarda biraz zor oluyor eksiltmeler. Bunu isterseniz bir numara küçük tığla örebilirsiniz eksiltmeleri çok zorlanırsanız kapattım bir tane zincir çekiyorum ipimi kesiyorum Evet şimdi sarı ipimi aldım sarı ipimde bir zincir başlangıcı yapıyorum ilmek başlangıcı bu şekilde ne yapıyoruz şurada bulu ördüğümüz yerler vardı ya, arka ilmeklerden alarak ördüğümüz yerler bakın şu şekilde ön lobları açıkta kaldı onların gördüğünüz gibi bu ön loblara batacağız tamam mı herhangi bir yerden batıyorum batalım şuradan mesela ipimi oraya bağlıyorum şöyle çekiyorum 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 şimdi dönüyorum Bakın hemen şu en son yaptığım zincirin yan tarafına batıyorum. İkinci zincire yani ikinci zincirime battım. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Şu ipimi de yürütüyorum. Yan tarafa geçiyorum. İpimi oraya bağlıyorum. İlmek kaydırmayla yani. Bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Dönüyorum ikinciden başlıyorum ilmek kaydırma yapıyorum bir yan tarafa iki yan taraf ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde üç tane zincir çekiyorum bütün sırayı böyle dolanıyoruz nasıl yapıyoruz üç tane zincir çekiyoruz dönüp iki tane ilmek kaydırma yapıp yan taraf ilmek kaydırma ile bağlıyoruz Aynı şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Tamamlayalım. Evet bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şimdi beyaz ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen sihirli halkamı oluşturdum. Sihirli halkamın içerisine 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 Yan tarafa 2 3. 12'ye tamamlıyorum bunu. Evet 12'ye tamamladım. Şu ipimi çekiyorum iyice. Ortasını kapatıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Böyle. Şimdi üst sıraya geçtik. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi hemen yan taraftaki sık iğnemin üzerine ilmek kaydırma ile bağlıyorum. Bu şekilde. Yine 9 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftaki hiç atlamadan yan taraftaki sık iğnenin üzerine şu şekilde ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Bu şekilde bütün sıramızı 9 zincir yan taraf ilmek ilmek kaydırmayla bağlayarak örüyoruz. 9 zincir yan tarafa bağla. Bu şekilde şöyle oluyor bitmiş halimiz. Evet, çiçeğimizin çanak yaprağıyla devam ediyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Yeşil ipimi aldım. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. İpimi çekiyorum. Sihirli halkamın içerisine 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 12 tane sık iğnemi yaptım. Şu ipimi çekiyorum biraz. Evet ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ilmek kaydırma yapıyorum 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 Dönüyorum Hemen yan tarafa En son yaptığımızın yanına yani ikinci zincirimize batıyoruz Bir tane sık iğne yapıyoruz Tırnın başına doluyorum Yan tarafa geçiyorum Bir tane yarım trabzan yapıyorum İnatamın başına doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Bir, iki seferde çektiğim trabzan yani. Daha sonra bir tane atlıyorum. Bakın doldurduk hepsini. Bir tanesini atlayıp yan tarafa geçiyorum. Hemen oraya ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Dört tane zincir çekiyorum. 1 2 3 dört. Bu şekilde uç kısımları oluşuyor. Nasıl yapıyorduk? Bir tane sık iğne yapıyorduk. Tığımızın başına doluyoruz. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Sonuncuya da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İki seferde çektiğimiz yani. Bir, iki. Bir tanesini atlayıp yan tarafı bağlıyoruz ilmek kaydırmayla. Dört tane zincir çekip devam ediyoruz. Bu şekilde toplam 6 parçamız olacak. 6 tane uç yaprağımız olacak yani. Bu parçamızı da tamamlayalım. Diğer yaprağımıza geçelim. Kız, yeşil ipimi aldım yine. Zincir yaparak başlıyorum. Hemen başlangıç zincir ilmeğimi oluşturuyorum bu şekilde. 20 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 20 tane zincirimi yaptım. Şimdi bütün zincirlerin üzerine sık iğne ile dolduracağım. Nereden başlıyorum? Şu en son yaptığım zincirin bir yanından başlıyorum. Yani ikinci zincirimizden bir tane sık iğne. Yan tarafa bir tane sık iğne. Bu şekilde bütün zincirlerimin üzerine sık iğne ile dolduruyorum. 19 tane sık iğne yapıyoruz toplamda yani. Tamamlayalım. Evet bu şekilde tamamladım. Şimdi bir üst sırayı tel ile öreceğiz. Şu şekilde telimi alıyorum. Şöyle ölçmeniz gerekiyor bunu. Etrafına denk gelecek şekilde ölçün. Bir miktar uç kısımlarında uzunluk bırakın. O şekilde kesin telinizi. Şimdi hemen başlayalım. Telimi dediğim gibi bir miktar uzun bırakıyorum şurasından. Bu kısmı şöyle kıvırıyorum. Örerken kolaylık olması için. Şimdi Nereden başlıyoruz? Karşı tarafa geçiyoruz. Bakın hemen şuradan ilk batılacak yere karşı taraftaki zincirin ilkine yani şu şekilde batıyorum buraya. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin üzerine iki tane zincir çekiyorum. Şu şekilde sık iğnemin iki tane dalı oldu alt kısımda. Bu iki daldan birden girerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Yan tarafa sık iğne bir tane daha yan tarafa sık iğne iki tane sık iğne yaptım yani iki tane zincir çekiyorum şu sık iğnemin iki tane dalı oluştu bunun ikisini birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde iki tane sık iğne yapıyorum yan yana Bir yan tarafa 2 iki. iki tane sık iğne yaptım 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi 1 2. Şuradan dediğim gibi şu ikisini birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde başka hiçbir şey yapmadan böyle tamamlıyoruz karşı tarafı da bu tarafı da tamamlıyoruz. Bitmiş halimiz şu şekilde oluyor. Böyle olacak bitmiş hali. Bu parçamızı da tamamladıktan sonra küçük çiçeğine geçelim. Evet. küçük tomurcuk çiçeği için sarı ipimi aldım yine. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamı oluşturup içerisine bu şekilde çektim. Sihirli halkımın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. Şu ilk ilmeğimizi biraz gevşek bırakırsak ilmek kaydırma yaparken daha kolay yaparız. Zorlanmayız. Hemen 5 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkama 1 2 3 4 ve 5 ipimi çekiyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin içerisine şuraya ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum bu sıramı bir tane zincir çekiyorum şu sihirli halkamı ortasını iyice kapatıyorum şu ipimle çekerek ikinci sırada bu şekilde ikinci sırada 5 tane ilk sırada 5 tane sık iğne yaptık ya bu sırada bütün ilmeklerin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyoruz sıra sonunda toplam 10 tane sık iğnemiz olacak hemen şu zincir yaptığımız yerin dibinden batarak başlıyorum bir aynı yere 2 yan tarafa geçiyorum bir sık iğne aynı yere ikinci sık iğne yan tarafa bir sık iğne aynı yere ikinci sık iğne bu şekilde bunu 5 artırmaya tamamlayıp toplamda 10 tane sık iğnemiz oluyor sonuncu artırmamı yapıyorum Evet bu şekilde sonucu da yaptım ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak yine şuraya ilmek kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekiyorum. Bu sırada bir tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Üçüncü sıramızdayız. Yine zincir yaptığımız yerden batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa aynı yer iki tane sık iğne yapıyorum. Artırma yapmış oluyorum yani bir. Aynı yere iki. Yan tarafa bir tane sık iğne. Onun yanına iki tane sık iğne. Aynı yere. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet sıra sonunda ilmek kaydırmamı yapıyorum yine ilk sık iğnemin üzerine batarak bir tane zincir çekiyorum şimdi dördüncü sıramıza geçtik bu sırada iki tek bir çift yaparak devam ediyoruz zincir yaptığım yerden batıyorum bir yan tarafa ikinci sık iğnem hemen onun yanına aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum bir aynı yere 2 bu şekilde iki tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne yine ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 4 sıra yaptık. 5, 6 ve 7. sıraları düz bir şekilde örüyoruz. Yani düz bir şekilde 20 sık iğne olacak şekilde her sırada tamamlıyoruz. 3 sıra düz olarak örelim. 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Bu şekilde 8. sırama geçtim. Şimdi burada 2 tek bir azalt yapıyoruz. Artık azaltmalara geçiyoruz. Yani zincir yaptığım yerin dibine batarak başlıyorum. 1 yan tarafa 2. Şimdi azaltma yapıyoruz bir kere. Azaltmamızı nasıl yapıyoruz? 1 buradan aldım. Bir de yan taraftan aldım. Bakın şu sık iğnemizin alttaki sık iğnemizde iki tane dalı var. Bu şekilde bir ön bir önde bir arkada. Biz bize bakan taraftan alıyoruz bir tanesini yani. Bir de yan taraftakini alıyorum. Bu şekilde ön lobun olacak. İkisini birden çekiyorum bu şekilde. Sonra sık iğne yapıyorum. İki tek yapıyorum yine. Bir yan tarafa iki. Bir tane azaltma yapıyorum. Nereden alıyorduk? Ön lobdan aldım. Yan tarafı da ön lobdan aldım. İkisini birden çektim, sık iğne yaptım. Azaltma oluyor bu yani. İki tek bir azalt yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, 9. sıramıza geçtik. Burada bir tek bir azalt yaparak devam ediyoruz. Zinciri yaptığım yerden başlıyorum. Bir tek. Yan tarafa azaltma yapıyorum, eksiltme yani. Ön loptan aldım. Yan tarafı dön loptan aldım. İkisini birden çekip çekip sık iğne yapıyorum bu şekilde yine bir tek bir tek yan tarafa eksiltme bu şekilde bir tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz Evet sıra sonuna geldim bu şekilde şimdi burada elyafla dolduracağım içerisine eğer zorlanırsanız siz bir önceki sırada da doldurabilirsiniz. Ben bu aşamada dolduruyorum. Hemen bir miktar elyafımı alıp şu şekilde dolduruyorum. Evet, bu kadar yeterli benim için. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Son sıramızı yapıyoruz artık. Son sıramızda 5 kere azaltma yapacağız. Ve ipimizi keseceğiz. Toplam 5 kere yani bütün ilmeklerimizin üzerine azaltma yaparak devam ediyoruz. Zincir zincir yaptığım yerin dibinden şu şekilde ön lopu alarak yan tarafında ön lopunu alıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. 5 kere azaltma yapıyoruz yani. İkinci azaltmamı yaptım. 3 4 ve 5. 5 azaltmamı yaptım. ilk yaptığımız yere batıyoruz. İlmek kaydırmayla kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Evet. Bu parçamız hazır. Şimdi bunun etrafının yeşil yapraklarını yapalım. Evet yeşil ipimi aldım. Zincir yaparak başlıyorum. Hemen başlangıç zincirimi yapıp bu şekilde 13 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 13. 13 tane zincirimi yaptım. Şimdi dönüyorum. En son yaptığım zincirin yan tarafına ikinci zincirimi yani sondan bir tane sık iğne yapıyorum ipimi doluyorum tığıma bir kere Bir tane yarım trabzan yapıyorum yan tarafa 3 tane ilmek oldu üçünü birden çekiyorum yani Bir kere doluyorum Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum İki seferde çektiğimiz trabzan 1 2 Tığımı iki kere doluyorum 6 tane yan yana Üçlü trabzan yapıyoruz Hemen yan tarafa batıyorum ipimi dört tane ilmeğim oluyor üç seferde çekiyorum bunu İkisini bir ikisini bir kalan ikisini de bir üç seferde yani bir tane şu trabzanımı yaptım bunu 6'ya tamamlıyorum Evet 6'ya tamamladım şimdi bir kere doluyorum ipimi yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum İpimi doluyorum bir tane yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum Şimdi uç noktaya geldim. Uç noktada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Aynı yere 3 Şimdi zincirin karşı tarafından örmeye devam ediyoruz. Başına doluyorum ipimi. Hemen ilk baştaki zincirime yarım trabzan yapıyorum. bir tane yarım trabzan yaptım. Tığımı doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ipimi de yürütüyorum bu sırada. Şimdi tığımı iki kere doluyorum. Altı tane üçlü trabzan yapıyorum. Yan yana. Birincisini yaptım. Bunu altıya tamamlıyorum. Evet, altı tane üçlü trabzanımı da yaptım. Şimdi tığıma bir kere dolayıp yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kere dolayıp yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde ve son bir tane kaldı burada. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şu başlangıçtaki, başlangıçtaki sık iğnemi batarak ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi kesiyorum. Bu şekilde bu parçadan iki tane olacak şekilde tamamlayın. Sonrasında yapıştırmaya geçebiliriz artık. Yapraklarımı aldım. Şimdi iki tanesini alıyorum. Böyle karşılıklı birbirine bakacak şekilde tutuyorum. Hemen yeşil ipimi alıp alttan ikisini sarıyorum. Sabit durması için. Evet. Şimdi bir tane diğer yaprağımı alıyorum. Hemen şuraya bakın karşı tarafına. Bunu buradan sarıyorum. Son kalan yaprağımı da şuraya alıyorum. Bunu da buraya sarıyorum. Bu şekilde iyice şuraya kadar sarıyoruz uca kadar. Şimdi bunun şu ortasının tomurcuğunu yapıyoruz. Bunu da şu şekilde öncelikle şu beyaz parçasını yapıştırıyorum. Tam şöyle ortaya denk gelecek şekilde. Ama öncelikle eğer şu sarı parçalarınız böyle hareket etmesini istemiyorsanız bunları birbirine sabitleyebiliriz. Hemen ben sabitleme işlemini gerçekleştireceğim silikonla. bu şekilde yaptıktan sonra şimdi şu beyaz parçasını buraya yapıştıracağız. Hemen arkasından silikonumdan sürüyorum. Tam ortaya denk gelecek şekilde böyle yapıştırıyorum. Şimdi sarı parçasını yapıştırıyorum onun üzerine. şekilde. Evet, bu parçamız hazır. Şimdi şu şu parçalarına geçebiliriz. Bunu da bakın hemen şu arka tarafını, bu yapraklarımızın arka tarafını tutuyoruz. Şu şekilde. Burası ön tarafı, şurası arka tarafı arka kısmına silikonumdan sürüyorum tomurcuğumun hemen şöyle yapıştırıyorum burasına diğerini de aynı şekilde karşısına denk gelecek şekilde yapıştırıyorum Evet Şimdi bunun telini takalım. Telde benim şöyle hemen göstereyim size. 1 milimlik tellerim var. Ben bunu kullanıyorum. Ama siz bu çiçek telinizin ince olduğu için bunu iki kat şöyle yaparak da kullanabilirsiniz. İki kat katlayıp yeniden almak istemiyorsanız. Hemen bunu şu şekilde şu ortaya hatta şu sarı ipimi ben içeri götürmeyi unutmuşum burada. Bunu hemen içeri gizliyorum. Evet. Şimdi telimin ucuna bir miktar silikon sıkıyorum. Evet. Bunu hemen şu sarı tomur çiçek kısmının bu şekilde içine doğru ittiriyoruz. Evet. Bu şekilde tutmuş oluyor. Daha sonra yeşil ipimizle sarıyoruz. alt kısmı da birbirine denk gelecek şekilde yapıştırıyorum Evet şimdi yeşil ipimizle buraya gelene kadar uca kadar sarıyoruz evet. artık şu çanak yaprağında takabiliriz çiçeğimizin bu şekilde şu ön tarafı altta kalacak şekilde yapıştırıyoruz takıyoruz sonra yapıştıracağız bu şekilde hemen şuraya silikondan sürüyorum iyice yapıştırıyorum bu şekilde şimdi hemen telimi alıyorum telimi şöyle şuraya gel tutarak Bakın bu şekilde tutarak ipimle sarıyorum bu çiçeğimizin çiçeğimizin bu kısmının nereye gelmesini istiyorsak hangi hizaya gelmesini istiyorsak oraya kadar sarıyoruz Evet buraya kadar yeterli benim için Hemen bunu şu şekilde bakın. Tutuyorum. Buradan sarmaya devam ediyorum. Şuraya kadar geldim. Karşısına şu şekilde diğer yaprağımı da takıyorum. Bunu da sarıyorum şuraya kadar gelip burada bir miktar silikon sıkıyorum. Burada buluşalım. Evet, bu uç noktasına geldim. Burada bir miktar silikonumdan sıkıyorum ipimi tutması için, sonrasında sarıp çiçeğimi tamamlıyorum.